Milletin parasını millete dağıtan, yardım kampanyası ile para ve maske dağıtan Erdoğan'ın hizmetlerini eleştirip, yapılan hizmetlere kulp takmaya çalışan Özgür Özel, belli ki zamanında IMF'den alınan deprem yardımlarıyla memur maaşlarının ödendiğini unutmuş. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bir hakkın yerine getirmektedir. Burada bir hibeden, bir bağıştan bahsedilmiyor. Çok seviyorum. Devlet bir hizmet olarak, bir hizmet olarak bütün vatandaşlarına ücretsiz hizmet, evet tarifli hizmet olarak, ücretsiz olarak maskeleri, ücret kararı için. Bir tarafıyla hepimizi, biz meclisleri, sağ olun sizin de başkanlığınıza. Çalışıyoruz bu manada. Yani bunlarla ilgili yapılan şeyleri değersizleştirerek, kimse siyasi bir rant elde edemez. Bu bir ekip çalışması. Bunu hep beraber yapacağız. Tek bir ismin öne çıkacağı değil, herkesin eşit rol alacağı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bunu şuraya bağlayacağım. Tüm bir sağlık çalışanlarıyla alakalı istiyoruz ki bu hafta bunu yapalım. Yani ben şimdi dün görüyorum Twitter'da, işte 37. maddeyle ilgili olarak efendim, ellerine şey, hayra o kadar kaldırdılar. Ya bizim hayra dediğimiz kanun mu? Ya bu mecliste hiç kimse bir kapı çocuğu değil, herkes bir işlerin nasıl yapıldığını biliyor. Bütün gruplarımıza sorduk, gelin arkadaşlar beraber yapalım. Yapalım, yok olmaz, istemezim. O zaman biz bugün saat 3.30'da inşallah Sayın Bülent Turan basın açıklaması yapacak. Sağlık çalışanlarımızla alakalı kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza veriyoruz. Veriyoruz, destek veren verir. Vermeyen biz zaten bugüne kadar olduğu gibi siz destek verseniz de vermeseniz de yapmamız gerekenleri bu ülke için yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Buyurun. Bir şey daha yapacağız. Kapatmayalım. Yeri geldi. Kürsüden söylersiniz. Şimdi kandırmak. Allah'ım beni delirten bir kelime. Kandırmak. Kimse kimseyi kandırmıyor. Her mesleğin kendince tırnak içinde bir rayonu var. Bir yapma şekli var. Polis olan arkadaşlarımız mesleklerini icra ederken bunun nasıl bir şey olduğunu biliyor. Öber siz futbol maçı varken nereye gideceksiniz? Herkes uyurken siz sabaha kadar gezeceksiniz. Siz nöbette çalışacaksınız. İnsanlar bu bilinç içerisinde burada. Doktorlarımız da aynı öyle. İşçilerimiz her birimizin hayatı yaşarken bir meslek, iş yapma bilinci var. Bunu yaparken de biz de gücümüz oranında inşallah yapacağız. Aynı şekilde yapacağız gücümüz oranında. Ama şu anda görüyorsunuz memleket olarak bütün dünya bambaşka bir form içerisinde. Bu işin sağlık boyutu var, ekonomik boyutu var. Ve gücümüz yettiği oranda her manada bütün hizmetler her bir vatandaşımızın hayat kalitesinin bir adım daha ileriye geçmesi için. Bütün gayretlerimiz bunun içindir. O yüzden bu kandırma kelimesinde şiddetle reddediyorum. Son bir şey söyleyeceğim ki. Şimdi inşallah daha sağlıklı bir bilgi alacağım. Çünkü prensip olarak sorulan soruları ikale alıyorum, ciddiye alıyorum ve bunlarla ilgili cevapları da paylaşacağım. Özellikle Samsun Bafra'da hayatını kaybeden
insanımızın koronadan vefat ettiği söyleniyor ama bana gelen bilgi böyle değil. Fakat tam olarak netleştiğinde de bu bilgiyi burada genel kurulda paylaşacağım. Gerçi bunun sebebini. İnsanlar hayattayken kıymetlidir. Vefat ettikten sonra da ayrı kıymeti halidir. Zaten bir ölüye karşı yapılan bir haksızlık, hukuksuzluk da bir suçluk aynı zamanda. Bizim hayattaki tarihimiz kadar onların vefatından sonraki süreçlerinde hukukla uygun olması bizim borcumuzdur. Bunu da buradan ben muhakkak ki ifade edeceğim, açıklayacağım ve takip edeceğim. Roman vatandaşlarımızı da ben bu manada 8 Nisan hasebiyle onlar da Türkiye bambaşka bir anlam kazanıyor. Son bir şey, geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir Roman kardeşlerim annesi vefat etti, cenazesine iştirak etti. Yani onun işte kulaksız bahanesinde o mahallede o mahallede ne kadar çok sevdiğini, ne kadar böyle yoğun bir gözyaşı içerisinde insanların kucaklaştığını gördüm. Ve İstanbul için özellikle Türkiye'nin her yerinde böyle İstanbul'da, İzmir'de, tabii daha doğru yaşadığımız yerler var Roman kardeşlerimizin. Bizim hayatımıza ne kadar bir diğer tutukları gördük itibarla. Tekrar onların da bugünlerini yad ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, HDP ve ortağının eşit infaz söylemiyle teröristlerin salınmasını istediği bu günlerde PKK'lılar Diyarbakır'ın Kurk ilçesinde 5 masum vatandaşımızı şehit etmiştir. HDP ve ortağı terör örgütüne açıktan destek veren sözde sanatçılara güzellemeler yaparken terör seviciler arkadaşlar, hala halkların kardeşliği türküsünü söylemeye devam mı edecekler? Terörle mücadelemiz gerek şahsında İçişleri Bakanımızca, gerekse güvenlik kuvvetlerimizce soylu bir şekilde devam edecektir. Masumları katleden, değer tanımaz teröristleri ve uzantıları olan terör sevicileri lanetliyor ve şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aziz milletimizin başı sağ olsun diyorum. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bir saniye. Sayın Oluç, bir saniye değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir saniye. Sayın Oluç. Sayın Oluç. Arkadaşlar bir susar mısınız lütfen? Sayın Oluç, değerli arkadaşlar bir saniye lütfen. Arkadaşlar bir saniye. Değerli arkadaşlarım bunun cevabını da Sayın Grup Başkan Vekiliniz verecek. Ben kendisine ifade ediyorum. Rica ediyorum. Değerli arkadaşlarım. Sayın Başkan, bugün Diyarbakır'da 5 Kürt vatandaşı kancıkça bir pusuda şerefsiz katiller tarafından hayatlarını kaybetmişlerdir. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnfaz yasasının görüşüldüğü bu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak, bir Türk milliyetçisi olarak bütün Türkiye'ye duyuruyorum ki hiç kimse PKK'lı hainlerin, katillerin affını bu meclisten beklemesin. Bu meclis böyle bir affı asla gerçekleştirmeyecektir. Değerli arkadaşlarım, bu bir dakikalık görüşmelerde tüm konuşmacıların konuşmalarının özellikle grup başkan vekillerinin konusu olan ve sataşma doğuracak konuşmalardan kaçınmalarını özenle rica ediyorum. Ve bir temiz dil kullanma gerektiği çok açıktır herkes açısından. Biz burada temsilde adaletin sağlanması açısından söz isteyen tüm arkadaşlarımızın söz taleplerini yerine getiriyoruz ama tüm arkadaşlarımız da meclisin de vehametine uygun bir konuşma dilini sergilemelerinde yarar var. Değerli Sayın Engiyurt, Sayın Engiyurt, değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen, birleşime 10 dakika ara veriyorum. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık işçilerinin 1 Ocak 2019 tarihinde bugün KULP'ta meydana gelen ve 5 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Halkın yaşam hakkına yönelik
ve yaşam hakkını ortadan kaldırılan bu saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.